Şimdi sıradaki sembollerimiz elektriksel bağlantısı olmayan kesişen iki iletkendir. Çizim için line komutunu aktif yapmak için klavyeden L tuşuna basıyorum. Enter'a bastım. Yukarıdakiler aynı hizalı olsun istiyorum. Onun için şöyle biraz yakınlaşalım çizimimize. Bakın buraya geldiğinden yeşil bir işaret çıkıyor. Bu işaretler bize yardımcı olmak için. Bu işaret çıktıktan sonra faremizi yavaş yavaş aşağı doğru hareket ettiriyorum. Aşağıdaki çizginin üzerine bakın çarpı oluştu. Oluştuğu anda buraya bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra şunun aynı hizaya getirmek istiyorum bunu ben. Bu tabii serbest şekilde hareket ettirebilmek istiyorsanız burada orta modunuzun kapalı veya aktif olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Orta modu da hangi tuşla aktif ediyorduk biz, kapatıp açıyorduk? F8 ile. F8'e bastığı zaman orta mod aktif, sadece yatayda hareket edebilir. Bakın dümdüz bir çizgi çizebilme imkanı sağlar bize. Yukarıya doğru faremi yine getirebiliyorum. Bakın tam buraya getirdim. Yeşil görünüyor gördüğünüz gibi. Aşağı doğru şöyle hareket ediyorum. Zaten direkt aşağıya yakaladım. Buradayken bir kez tıkladım. Bazen çizdiğimiz semboller kılavuz çizginin arkasında kalabiliyor ve silinik bir şekilde görünebiliyor. Bunu üzerine tıklayıp öne veya arkaya alabiliyorsunuz. Bunun için AutoCAD'imizde Modify menüsünde öne arkaya almakla ilgili bir simgemiz var. İşte burada Bring the Front, yani öne getir anlamında. Seçtiğimiz çizimi bakın çeşitli şekiller öne arkaya atabiliyorsunuz. Buradan ben Bring the Front'a bir tıklayacağım. Bakalım öne gelecek mi? Bir kez tıkladım ve gördüğünüz gibi öne geldi. Kılavuz çizgisinin önüne çıkartmış olduk. Şimdi yukarıdan aşağıya da bir çizgi daha çizeceğiz. Bu çizgimizi de tam ortalı bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Yani üstteki mesafesiyle alttaki mesafesi aynı olsun istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bu kılavuz çizgini çizdik. Bunların orta noktalarını baz alabilirim. Ölçü girerek yapabilirim. Şimdi L tuşuna basıp line komutunu aktif yaptım. Enter'a bastım. Tam ortaya geldim. Ortadayken yeşil bir işaret çıktı. Yukarıya doğru gidiyorum. Yaklaşık 1.8 mm oldu. Biraz daha çıktım. 2.5 mm oldu. Biraz daha çıktım. 3 mm oldu. Evet, 3 mm iyi gibi görünüyor. 3 mm uzaklığa gittim aslında bulunduğum noktada. 3 mm uzaktan çizime başlayacağım anlamında bu. Şimdi buraya bir kez tıkladığımda line komutu çizimin ilk noktasını işaretlemiş olacağız. Tıklamadan önce şunu yapmamız gerekiyor. Klavyeden 3 yazıyorum. Net bir ölçü gelebilmek için 3 yazdıktan sonra Enter'a bastım. Bakın şu anda yukarıdan itibaren 3 mm yukarıdan başlamış oldu. Bakın gördüğünüz gibi çizginin başlangıç noktası. Orta modumu şimdi az bir şey kapatıyorum. Serbest bir şekilde hareket edebilmek için. Orta modu kapatmak için F8 tuşuna bastım. Bunu alttaki display'den görebilirsiniz. Sol alt köşeden. Şimdi aşağı doğru ne kadar çizmem lazım? Bunu aşağı doğru ortadan itibaren 3 mm yukarıdan başladığıma göre aşağı doğru 6 mm çizmem lazım. Şimdi ister orta modu aktif yapıp bu çizgiyi aşağıya 6 mm çizebilirsiniz. İsterseniz direkt açı ve ölçü değerleri girerek bunu yapabilirsiniz. Şimdi bakın önce 6 yazıyorum. 6 yazdıktan sonra açı kutusuna gidebilmek için klavyeden sekme tuşuna, yani tab tuşuna basıyorum. Tabii ki ters yönde hareket ettiğimiz için 270 olarak görünüyor. Buraya da 270 yazıyorum. Aşağıya 6 mm ve 270 derece açıyla aşağıya bunu çizecek. Bunları yazdıktan sonra Enter'a bastım. Çizgim çizildi. Şimdi ESC tuşuna basıyorum ve çizimden çıkıyorum. Bu sembol tam olarak bitmedi. Ne yapmamız lazım? Sembol haline getirmek için gruplandırmamız gerekiyor. Şimdi gruplandırma için seçim metotları var. Sol üst köşeden itibaren bir dikdörtgen çizip sağ alt köşeye kadar faremizi hareket ettiğimizde bir dikdörtgensel alan oluşturacaktır ve onun içinde kalanları seçecek. Bunu ters yönde yaparsanız işte sadece kesişen çizgiler yapar. Mesela bakın buraya tıkladım. Ters yönde bir dikdörtgen çizersem onun kestiği bütün çizgileri seçer. Kılavuz çizgilerini de seçer. Ama bunu yukarıdan aşağıya yapacak olursak bunu yapmayacaktır. Bakın yukarıdan aşağı yapıyorum. Buraya geldim. Bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra faremi aşağı doğru hareket ettiriyorum. Çizdiğim şekilleri kapsayacak şekilde dikdörtgensel bir alan oluşturdum. Buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi sadece bu çizgileri seçti. Önce seçtim bu sefer. Sonra da grup komutunu vereceğim. Group. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bakın bu şekil artık tek bir şekil haline geldi. Bakın üstüne bir kez tıklıyorum. Ortada da bir nokta var. Bu tutamaç, taşıma tutamacı. Buradan tutup istediğiniz noktaya da taşıyabilirsiniz. Mesela buraya taşıdım. Örnek olsun diye. Bu taşıma işlemini tekrar geriye de alabilirim. Tekrar buraya koyabilirim. Bir sonraki sembolümüz üsttekiyle hemen hemen aynı. Sadece ortada bir yuvarlak var. Bağlantılı olarak birbirini kesen iki iletken, yani iki tane kablo burada birbirine bağlanmış. AutoCAD'ime geçip buradaki şeklimi kopyalayabilirim. Copy komutunu çalıştırıyorum. Evet, copy yazdım. Enter'a bastım. Bunun üzerine bir kez tıkladım. Kopyalayacağım nesneyi seçmiş oldum. Şimdi tekrar Enter'a basıp bunu neresinden itibaren kopyalayacağım onu bana soruyor. Şu tam orta noktadan tutup kopyalayacağım. Buraya tıkladım ve faremle hareket ediyorum aşağı doğru. Tam aşağıya geldim. Buraya bir kez tıkladım. ESC tuşuna bastım. Birleşim yuvarlağını çizmemiz gerekiyor. Bunun
içinde kullanacağımız komutumuz circle. Bunun için C'ye bastım. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra orta noktaya bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da göz kararı, hatta şöyle biraz yakınlaşalım. Yuvarlağın ne kadar olacağını bir karar vermemiz gerekiyor. Sanki 0.5 milimetre uygun gibi görünüyor. 0.5 diyorum. 0.5'i yazarken klavyedeki virgül değil noktayı kullanın. AutoCAD virgülleri farklı bir işaret olarak algılıyor. Nokta olarak kullanırsanız ondalıklı sayı olarak algılayabiliyor. 0.5 dedim, Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bunun içini hatch komutuyla doldurmam gerekiyor. Doldurmadan önce bir seferde doldurabilmek için içindeki çizgileri trimleyebilirsiniz. Ben trim komutunu çalıştıracağım. Bunun için klavyeden T ve R harflerine bastım. Ve trim komutu geldi. Enter'a bastım. Ve şu içtekileri trimliyorum. Bunu isterseniz trimlemeden de yapabilirsiniz. Trimledim ve trimleme işim bitti. Artık komutu sonlandırmak için klavyeden ESC tuşuna basıyorum. Ve hatch komutunu çalıştırıyorum. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bu komut oldukça bilgisayarı yoran bir komut. Zorlayabiliyor bilgisayarı. Buraya geldim. Bakın tabii kılavuz çizgilerinden dolayı yine parça parça boyuyor. Kılavuz çizgilerini de algılıyor. Kılavuz çizgilerimizi kapatabiliriz. Hatch komutundan çıktım. Kılavuz çizgilerini kapatıyorum. Kapatmak için de buradaki lambaya tıklıyoruz. Tıkladığımda kılavuz çizgilerim kapandı. Tekrar hatch komutunu yazıyorum ve enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bakın buraya geldiğimde, bakın şöyle yakınlaşıyorum. Burayı boyadığını görebiliyorsunuz üstüne geldiğimde. Kapalı alanları hatch komutu kolaylıkla boyayabilir. Kendiliğinden ön izleme olarak bize gösteriyor. Bu durumdayken bir kez tıklıyorum. Hatch komutunu sonlandırmak için close'a tıklayabilirsiniz. Klavyeden ESC tuşuna basabilirsiniz. Ben klavyeden ESC tuşuna bastım. Ve buradaki noktamı da yapmış oldum.